Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği komisyonları GİSBİR Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gündemin görüşüldüğü toplantılarda yönetim kuruluna sunulmak üzere önemli kararlar alındı. GİSBİR Çalışma Komisyonları'nın GİSBİR Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantılarda Teknik İşler ve ARGE Komisyonu'nun gündeminde ASEF'in teknik komitesine üye belirlenmesi vardı. Teknik İşler ve ARGE Komisyonu Başkanı Orkun Özek ve komisyon üyesi Türkan Manasır Öz toplantı sonrası şu açıklamaları yaptı. Bugün Teknik İşler Komisyonumuzda öncelikle 2017 senesinde daha aktif bir politika gütmeyi karar verdik. Bundan dolayı yeni üyeler aldık. Yönetim kurulumuzun onayıyla beraber Ziya Saylam, Serhan Gökçay ve Turan Soyaslan Teknik İşler ve ARGE Komisyonumuzun yeni üyeleri olacak. Bunun haricinde biliyorsunuz ASEF'le ilgili yapmış olduğumuz görüşmelerde önümüzdeki seneki ASEF'in kendi bünyesindeki katılacağı toplantılarda 7 tane ayrı eventte toplam 24 adet toplantı olacak. Bunlarla alakalı komisyonlarımız zaten oluşmuştuk. Alt çalışma grupları ASEF'in 1, 2 ve 3'e o arkadaşlarımız bu 7 ayrı eventte 24 tane toplantıya katılacaklar. Bunun haricinde Çinli delegasyonun bizden bir ricası olmuştu. Takriben 80 ila 100 delegeyle beraber İstanbul'a gelip Türkiye'de beraber katılacağımız, ASEF'te beraber katılacağımız ISO TC8 teknik toplantısını Türkiye'de yapmak, hem ikili ilişkileri ilerletmek hem de aynı zamanda burada beraber hareket etme kararı almışlar. Bununla alakalı Türkiye'yi İstanbul'da yapabilir miyiz diye sormuşlardı. Biz de büyük memnuniyetle bunu kabul ettik. Bugünkü teknik işler ARGE komisyonunda ASEF teknik komisyonuna GİSBİR adına katılacak üyelerin isimleri, üye isimleri belirledik. Daha sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni başlattığı bir uygulama projesi kapsamında Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürüyle görüştük, Erdem Vural'la. Nasıl bir protokol var, o protokol hakkında neler yapabiliriz, nasıl bir işbirliğine varırız, onları görüştük. Daha sonrasında yeni Teknik İşler ARGE komisyonumuza yeni üyeler katmayı planlıyoruz. O katacağımız komisyon üyeleri hakkında görüşme yapıldı. Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sonrasında bütün konular yönetim kuruluna sunulmak üzere toplantımızı sonlandırdık. Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantısında ise güncel konuların yanı sıra sponsorluk ve reklam talepleri masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Tuzla Mehmetçik Anaokulu'nun Yaşayan Bahçe projesine destek talebi değerlendirildi. Aydın Alaftan Başkanlığı'nda toplanan Dış İlişkiler Komisyonu'nun gündemi ise oldukça yoğundu. Paris'te, Taşkent'te, Singapur'da, Bakü'de, Odessa'da ve Dubai'de düzenlenecek fuarlara katılımın değerlendirildiği toplantıda ayrıca Türkiye'de gerçekleşecek olan ISO TC8 toplantısı için sponsorluk talebi de masaya yatırıldı.